Düzce ilimize gitti. Sizlere de sevgi ve saygı selamlarını iletti. AK Parti 5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilatı mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketidir. Sakarya AK Parti kadın kolları olarak kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduğumuz kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların arttırılması için de var gücümüze çalışıyoruz. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle bu konuda kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak, hükümetlerimiz tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak isterim. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına şiddete dahil tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. 2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk. 2004 yılında anayasa kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesini biz getirdik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu ve töre ve namus nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık. TCK'da aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık. 2010 yılında kadın erkek fırsat eşitliği daha da güçlendirerek pozitif ayrımcılık ilkesini anayasada düzenledik. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde anayasada, TCK'da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenledik, kadına yönelik şiddetin cezalarını arttırdık. Nikahlı eşe karşı yapılan suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. TCK'da yapılan son düzenlemelerde erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda iyi hal uygulamasını kaldırdık ve kadına şiddeti katalog suç kapsamına aldık. Artık takım elbise giyen, kravat takan takdir indirimi gerekçesinden faydalanamıyor. Fiziksel veya iletişim araçları ile yapılan ısrarlı takip eylemlerini suç kapsamına aldık. Yine talep etmeleri halinde şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmeti sağlayarak her koşulda yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlıyoruz. 2013 yılında kurulan ŞÖNEM'leri şiddet izleme merkezleri yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık. Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek, kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES, Kadın Acil Destek mobil uygulamasını hayata geçirdik. KADES uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi de ihbarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 saat takip edilebilmesi ve kadının etkili bir şekilde korunabilmesi adına elektronik kelepçe uygulamasını 2015'te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011 yılında ise iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi, mobbing genelgesini düzenledik ve mobbing suç kapsamına aldık. Şiddeti olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece ev için değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz.
var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde bir kez daha ifade ediyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın ve erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımıza sunarız. Teşekkür ediyorum.